Elif Turuşlu'nun, Hilal Bakışlı'nın, İslam şuurlu Sayın Cumhurbaşkanımız lütfettiler, bizi onur ettiler. Çok mutlu olduk, gurur duyduk, Allah razı olsun. Elbette ki 15 Temmuz, kahraman milletimizin feraseti ve yiğit gazilerimizin cesareti ve aziz şühedamızın şehadetiyle destanlaşmış bir vakadır. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın inşallah. İşin doğrusu Doktor Kemal Tekten Bey'i aradılar. İlk duyduğumda şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Çok sevindim, onur oldum. İlk işimiz ekrana koşmaktı tabii. Yanağımın kızarmaya başladığını, vücudumun halsiz düştüğünü hissettim. İnşallah oradan bir abdest alıp şükür namazı kıldık. Dualarımızda Kemal Bey'i de, Sayın Cumhurbaşkanımızı da iade ettik inşallah. 15 Temmuz ihanet girişimi gerçekleşince zaten biz meydanlarda nöbetçiydik. Ve meydan programlarından sonra da Türkiye'nin ilk salon programını yapmıştık. 30 kadar Elif yürekli şair arkadaşımla 15 Temmuz üzerine bir program koymuştuk. Orada davetiyeler çıkarttık. Kemal Tekten Bey lütfettiler. Açılış konuşmamızı yapmışlardı. Ve o salondaki konuşmaları, şiirleri çok kaliteli buldular. Bunları kitaplaştıralım dediler. Yolculuk böyle başladı. Akabinde Türkiye'nin en iyi şairlerinden şiirler istemeye başladık. Büyük bir teveccüh oldu. Onları da bir seçkiye tabi tutunca 15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestemiz doğmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ön sözleriyle Doktor Kemal Tekten Bey öncülüğünde ve naçizane benim koordinemde yapılan bu çalışma vatana millete hayırlı uğurlu olur inşallah. Şimdi 15 Temmuz'u anlatması hasebiyle çok önemli bir şiirdi. Fakat 15 Temmuz'un başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından okunması ayrı bir güzellik kattı. Hatta zaten bu eser hali hazırda Türk Halk Müziği sanatçımız Ahmet Kaplan tarafından Mehter Marşı formatında bestelenmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu bu şiiri ki Türkiye'nin en iyi şiir yorumcusudur kendileri. Bizim tekrar okumamız çok güç ama şöyle yapalım. İhlas Haber Ajansı için son kez burada okuyayım. Bundan sonra sadece Cumhurbaşkanımızın yorumuyla kalsın. Çünkü öyle çok özel, öyle çok güzel. Dudağında tekbir, elinde bayrak. Namusun şiarı yiğitler gördüm. Bağrına gül gibi bastı şu toprak. Ölümü öldüren şehitler gördüm. Delerken bağrını kurşun utandı. Her şey unutuldu, mevzu vatandı. Kınalı Hasanlar kurban adandı. Nene Hatun, koca seyitler gördüm. Gururlandı gökte şimal ile ay. Malazgirt, Sakarya nice destan sayı. Taarruzda 57. alay. Bugün Çanakkale vakitler gördüm. Ordunun başında Fatih var gibi. Ardında topyekün tarih var gibi. Bugün gaza, bugün fetih var gibi. O şanlı tarihten şeritler gördüm. Gördü ki tüm cihan can kınımızda. Boğarız batılı al kanımızda. Korkma ulu batlım. Korkma ulu batlım, hak yanımızda. Ezanlar, selalar, şahitler gördüm. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bir millet tek vücut şehadet bekler. İnsanı kıskanır bugün melekler. Peygamber yurduna hicretler gördüm. Peygamber yurduna hicretler gördüm. Bakınız, bir şairimiz 15 Temmuz gecesini nasıl anlatıyor? Dudağında tekbir, elinde bayrak, namusun şiarı yiğitler gördüm. Bağrına gül gibi bastı şu toprak. Ölümü öldüren şehitler gördüm. Delerken bağrını kurşun utandı.
her şey unutuldu, mevzu vatandı. Kınalı Hasanlar kurban adandı. Nene Hatun koca seyitler gördü.